Merhaba arkadaşlar, ben Eternal. Valorant'ın hikayesiyle ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Bu video bir teori videosu olacak aslında. Duyacaklarınızı kesinmiş gibi kabul etmemenizi tavsiye ediyorum. Beklentileri de buna göre ayarlayalım. Şu anda ikinci bölüm, ikinci kısımdayız Valorant'ta. 2.08 yamasının gelmesiyle birlikte ikinci bölümün son kısmına geçeceğiz artık. Üçüncü kısımla birlikte gelecek olan yeni savaş biletindeki oyuncu kartlarından birisinde Reyna ve Viper'ı karşı karşıya görebiliyoruz. Bu aslında iki ajanın da hikayesiyle alakalı çok fazla olmasa da ufak birbirini hikaye anlamında bağlayan detayları içeriyor gibi gözüküyor. Bu görselin alt tarafında bir kadın görüyoruz, sağ tarafında Viper'a benzediği konusunda hemfikiriz. Sol tarafında ise ufak bir kız görüyoruz. Sol elinde bebek taşıyan bir kız görüyoruz. Bu alt taraftaki görselde sol açılan kapının üzerine Kingdom logosu olan bir laboratuvara çıkıyor gibi gözüküyor. Aslında bunu savaş bileti videosuna da söylemiştim. Hikaye anlamında buradan bir şeyler çıkabilir gibisinden bir söylemim olmuştu. Viper ve Brimstone'un Valorant'ın en yaşlı ajanlarından olduğunu biliyoruz zaten. Acaba Viper'ın, yani Doktor Sabine'in ismini de öğrenmiştik ikinci bölümle birlikte gelen yeni repliklerde. Biliyor musun Viper? Sabine ismi sana cuk oturmuş. Adımı sakın ağzına alayım deme. Sesleneceksen de Doktor Sabine diyeceksin. Doktor Sabine'in burada elini tuttuğu kişi acaba Reyna mı? Hani bunu konuşuyoruz. Reyna'nın çocukluğuna şahit olmuş birisi olarak üzerine deneyler yapmak için onu laboratuvara götürüyor gibi gözüküyor. Bu ilk teorilerden birisi. Biliyorsunuz Reyna Radiant ajanlardan birisi. Özel güçleri var. Yani güçleri kontrol ediyor doğrudan kendisi. Herhangi bir teknolojiyi kullanmıyor Reyna. Radiant ajanlardan birisi. Acaba güçlerini burada yapılan deneyler sonrasında mı kazandı şeklinde teoriler dönüyor. Bu tabi teorilerden birisi. Elinde bebek olan ufak yaşlardaki çocuk Reyna da olabilir. İkinci teorilerden birisi ise Reyna'nın repliklerinde "bu senin için kardeşim" diye bir repliği var. Oyun içerisinde mutlaka duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu senin için kardeşim. Doktor Sabine'in Reyna'nın kız kardeşi üzerinde deneyler yaptığı ihtimali de ağır basıyor burada. Hani eğer Reyna ile Viper'a karşı karşıya getirecek bir durum varsa, Reyna'nın geçmişte Viper'a karşı bir öfkesi, siniri olduğu gibi bir durum görülebilir. İhtimallerden birisi bu. Her halükarda Reyna ve Viper arasındaki bağlantıyı hafif olarak bağlayan bu oyuncu kartının olduğunu kabul etmemiz lazım. Önümüzdeki yamada da bu kart oyunda olacak, savaş bileti aracılığıyla elde edebileceksiniz. Bu savaş biletiyle aynı zamanda Yoru için de bir kart gelecek. Bu kartı savaş biletini satın almanıza gerek kalmadan alabileceksiniz, yeteri kadar puan toplayarak. Şimdiden bunu söylemiş olayım, soranlar da olacaktır. Bu kartta da iki farklı kişinin yüzlerinin sol ve sağ tarafı bir araya gelerek güncel bir sureti oluşturuyor. Bu konuda neredeyse birçok kişi hemfikir. Sağ taraftaki kişinin Yoru'nun maskesinin ilk sahibi olduğu konusunda birçok kişi ortak görüş paylaşıyor. Ve tabii İçerisindekinin teleporta benzediği bir oyuncu kartı da var. Bunun da yeni ajanla ilgili olduğu düşünülüyor. Tabii ki bu söylediklerimi şimdilik kesin olarak lütfen kabul etmeyin. Beklentilerinizde bu teoriler doğrultusunda da çok yüksek seviyelerde tutmayın arkadaşlar. Bu gibi gelişmeleri ilerleyen günlerde konuşmaya devam edeceğiz. Yeni Valorant içeriklerini kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Bay bay.